Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Ben geldim. Bu bölümde kardeşimi zorlu annelik testine sokacağım. Evet, annelerimizin halinden anlamanın en iyi yolu bence bu. Ertuğrul da zaman zaman hatta bolca annesini sinirlendiriyor ve üzüyor. Bakalım bu bölümde kendisi anne olacak. Anne olmak nasıl bir duygumuş onu öğretmeye çalışacağım. Hazır mısın? Hazırım. Sence senden iyi bir anne olur mu? Olur olur. Bence olmaz, sen tahmin edemezsin. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız, hadi gelin zorlu annecilik testimiz başlasın. Başlayalım. Oyunumuza girdik, Ertuğrul dans yaparak girdi oyuna. Ertuğrul bir yerinde dur, daha başlamadık, bir yerinde dur. Bu bölümde ne dedik? Zorlu annelik testine sokacağız. O halde öncelikle senin anneye dönüşmen gerekiyor. Bakalım Ertuğrul anne olsaymış nasıl bir anne olurmuş? Kardeşim tipini yapmış, böyle kendinin altını sarı, üstünü pembe, değişik bir anne yapmış. Vücudu da kaslı, böyle kaslı anne yapmış kendini. Kaslı anne olsun. Kaslı anne oldu. Evet, teste başlamak için kendini hazır hissediyor musun Ertuğrul? Hazır hissediyorum. O halde başlayalım. Öncelikle şimdi anne sen olduğun için evi falan sen seç. Bir yerde ev kur, bir tane ev çıkar, biz de oraya gelelim hadi. Ben böyle düşünmeye başlıyorum herkese. Ha, düşünüyorsun daha ne yapacağını. Biz de bu arada boyutumuzu birazcık küçültelim, ne de olsa çocuk olacağız. Ben çok iyi bir yer biliyorum, oraya gel. Tamam, sen evini çıkar, ben geliyorum. Buradayım, ben gelmiyorum. Bakalım Ertuğrul hangi evi seçmiş? Kocaman da bir ev seçmiş. Güzel güzel güzel, evin büyük olması işimize yarayacak gibi. Hadi anneciğim içeri girelim. Çok güzel bir ev seçtim ben şu an. Şimdi zorlu annelik testimiz başlıyor. İlk olarak anne, karnım acıktı benim ya. Yemek nerede? Yemek niye yok? Yemek istiyorum ben, yemek ver bana hadi. Tamam, şimdi yemek yapıyorum oğlum. Anne çabuk ol, karnım acıktı. Seni mi bekleyeceğim ben 2 saat ya? Karnım aç diyorum, yemek vermiyorsun bana ya. İkinci servisi bize. Anne niye sen yiyorsun dondurmamı? Bana vereceksin, versene anne. Ya ben istemiyorum. Ya anne ne yapıyorsun ya? Anne ya ya. Anne versene dondurmamı ya anne ya. Anne dondurmayı bitirdin mi? Ver şunu, ver ver ver. Hayır, bitirmedim. Versene anne dondurmamı. Veririm. Oh tamam, yemeğim nerede şimdi? Yemek de istiyorum ben ya. Dondurma verdin, yemek nerede? Yemekte ne var? Yemekte şirap. Ya yemekte ıspanak var. Ne ıspanağı? Ben ıspanak yemem anne, bilmiyor musun ya? Patates kızartması istiyorum ben. Hayır, ıspanak yiyeceksin. Hayır, yemeyeceğim. Patates kızartması yiyeceğim diyorum anne ya. Anne nereye gittin? Ya anne niye aşağı atlıyorsun anne? Anne ne yapıyorsun anne, yukarı gel. Ispanak yersen çok güçlü olursun. Ya anne ben güçlü olmak istemiyorum. Patates kızartması versene bana, ne yapıyorsun burada ya? O çok zararlı, büyütmez. Anne bak dondurmam da bitti. Anne kalk şuradan, ne yapıyorsun? Yemek bile yok masada. Ne yiyeceğiz biz? Çiçeği mi yiyeceğiz? Evet. Hadi anne yemek var bana ya. Bir karnımı doyuramadım. Dışarıdan yeni geldim zaten ya. Diğer anneler hiç böyle değil. Hayır. Hani bakayım o neymiş? Tamam, kola da istiyorum ben. Kola ver bana ya. Kuru kuru mu yiyeceğim ben bunları? Tamam. Şimdi kalanı veririm. Ay yavrum getirdim. Ver 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 ver. Anne versene kola mı anne? Anne versene anne. Ver. Oh be. Anne ya ben bu yemeği de hiç beğenmedim anne. Ne biçim yemek yapmışsın ya? Ya bir patates kızartması yapmadın bana ya. Yemek zorundasın. Neyse ben tüm gün yoruldum, televizyon izleyeceğim. Gideyim de kendi dizimi izleyeyim. Ya anne ne yapıyorsun sen? Televizyon izliyorum yani. Ya ne demek televizyon izliyorum? Benim en sevdiğim çizgi film başlıyor şimdi ya. Kalk hadi ben izleyeceğim. Hayır ben açtım. Anne en sevdiğim çizgi film başladı diyorum ya. Çıksana ben izleyeceğim. Hayır. Bana ne? Anne değiştir şunu bak. Ya bu evde kimse beni anlamıyor ya. Çizgi filmin başladı diyorum. Anne açsana ya. Ya anne niye açmıyorsun? Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? Niye taşıyorsun beni? Çöpe mi atacaksın beni? Ne yapacaksın ya? Bekledim senin gibi çocuklar. Ne yapıyorsun anne? Nereye götürüyorsun beni? Ben sen istediğin yere götürürüm. Anne sal beni, çizgi filmin başlıyor. Anne ne yapıyorsun? Anne ne biçim annesin sen ya? İnsan çocuğunu boğmaya mı çalışır? Anne değiştir diyorum, değiştir anne. Anne bak sana da izletmem, böyle böyle izletmem. Değiştiriyorum ben anne. En sevdiğim çizgi film başlamış. Bunu izleyeceğiz tamam mı? Hayır. Anne değiştirmiyorsun bak. Bu ne biçim? Sen git temizlik yap hem, senin işlerin yok mu? Sen benim kirli çamaşırlarımı yıkadın mı? Uf ya geldim ben, sonu gel. Ha tamam bırak şimdi beni. Bana şey getir, şey cips getir bana, cips. Anne çıksana karşımdan, ne yapıyorsun ya? Ben de sana böyle böyle izletmem. Anne bak bir ağlarım görürsün, tüm gün susmam sonra. Ben çok fazla abur cubur yiyorsun. Birazcık sağlıklı şeyler ye. Ya sağlıklı şey yemek istemiyorum. Anneciğim cips getirir misin bana? Uf uf. Hasta olacaksın. Sonra görürsün gününü. Ha kesin öyle olurum. Evimizde cips kalmamış. Ne demek evde cips kalmamış? Git al o zaman. Bütün cipsleri kim bitirdi? Ben bitirmedim. Ben mi bitirdim? Evet bak dolaba. Tamam ben bitirmiş olabilirim. Yenisini niye almadınız? Tamam markete gidip alıyorum. Tamam sen git, ben evde tek başıma takılacağım. Hayır. Seni evde tek başıma bırakamam. Ya ben kocaman adam oldum anne, görmüyor musun? Aa sen hala küçüksün. Ya anne
Kocaman adam oldum diyorum. Bırak beni tek başıma. Git hadi, cips istiyorum ben ya. İyi tamam be, gidelim be, gidelim hadi. Hadi anne, hadi çabuk çabuk çabuk. Bir önce cipsleri almamız lazım. Çizgi filmin bitiyor. Aha anne, arabayı ben süreyim mi? Aa, sen hala küçüksün. Anne ben süreyim ben. Hayır sen hala küçüksün. Anne biliyorum ben araba sürmeyi. Bilmiyorsun. Ya anne ya. Polis ceza yazar bizi. Yemedik arabanı ha, yemedik. Bu çocuklar kim? Benim kardeşlerim mi? Evet. Anne önüne bak, anne ne yapıyor anne? Anne, anne. Anne ne biçim araba sürüyorsun anne? Anne ben sana dedim ben süreyim diye. Anne tamam yürü ya, bir arabamız vardı artık o da yok. Ben senin daha sürdüğün arabaya binmem. Ben yürüyerek gidiyorum. Anne ne yapıyor anne? Anne önüne baksana. Anne ya anne tamam, hadi markete gidelim de alalım artık ne alıyorsak anne. Anne arabayla niye dükkana gidiyorsun anne? Anne anne tamam. Tamam. Tamam hadi girelim artık. Alışveriş arabasını ben tutacağım. Tamam mı? Tamam. Anne cipsten koydum. Anne dondurma da koyuyor. Anne ne yapıyorsun? Anne oraya benim oturmam lazım. Sen niye oturuyorsun oraya? Anne dur. Tamam dondurma da koyuyorum. Şöyle çikolatadan da koyayım. Hepsinden koyacağım. Pizza da koyacağım. Çok şey anne, midem bulanır. Elmaya gerek yok. Elma istemiyorum ben. Anne bir in arabadan. Anne bir arabadan in, oturma ya. Ne? Burada zararlı şeylerin hepsini istiyorum ben. Kola da alacağım. Alamazsın hepsini bu kadar şeyi. Alırım. Alamazsın. Alırım, istiyorum, alacağım. Alamazsın. Oğlum o kadar paramız yok. Var yalan söyleme, var biliyorum ben. Bak parasını ödemem gelirsin. Ödeyeceksin anne, ödemiyorum diye bir şey yok, ödeyeceksin. Ben senin kölen miyim? Evet annem değil misin? İstediğim her şeyi yapacaksın. Hayır yapmayacağım. Bak ya yeter ya zaten istediğim hiçbir şey yapmıyorsunuz, yeter ya. Siz beni hiç sevmiyorsunuz galiba. Bıktım sizden, beni sürekli ağlatıyorsunuz ya. Ne olurdu şu istediklerimi alsan. Tamam be, bizi lezzet alacağım. Tamam alacak mısın, hadi gidelim. Hadi oğlum gidelim. Hadi eve gidelim şimdi. Çizgi filmim de bitecek zaten ya. Yetiştiremedim beni, çabuk ol. Ya başkaları oturdu, beni almadan gidiyorsun anne. Ya anne beni almadın, başka herkes aldın anne, bir dur ya, nereye gidiyorsun? Bin atlamak, atla. Hemen ön koltuğa duracaktım, bu kız kim, ben bunu tanımıyorum ya. Arkada biri yatıyor. O kız senin ablam. Ablam mı? Evet ablam. Güzel tanıştığıma memnun oldum abla. Hadi anne eve götür beni, bir ileri bir geri gidiyorsun, sabahtan beri olduğumuz yerdeyiz ya. Niye geri sürüyorsun arabayı anne? Canım istiyor. Anne çizgi film bitecek diyorum, gitsene bir an önce eve. Ablam da izlersin, ablam da. Anne gitsene, ne yapıyorsun anne orada? Ha, bir anda ışınlandık, oh hele şükür geldik. Evet cipsimizi aldık, çizgi filmimizi izliyoruz, keyfimiz yerinde. Oğlum oradan çekil. Anne ne yapıyorsun ya, çizgi film izliyorum, görmüyor musun, tam sırası mı şimdi bunun? Mesafirler gelecek, evi temizlemem lazım. Anne şimdi olmaz, çizgi filmin bitmeden hiç birikmem. Kapat şunu anne, çok ses yapıyor ya. Oğlum mesafirler gelecek eve. Tamam anne ne yapayım, bana ne? Evi temizlemem lazım, çok dips döküyorsun. Ha, cips yemeyeyim mi yani? Bilmiyorum. Anne kim gelecekse gelsin, umurumda değil, ben bu cipsimi yerim, bu çizgi filmde izlerim, kusura bakma. Çocuğum sen beni şaşırtmaya mı çalışıyorsun? Yo, her çocuk böyle, sanki ben normalim. Bütün çocuklar böyle değil mi? Allah'ım sabır ver. Ben cipsimi yemeye devam ediyorum. Çok fena tuvaletim geldi. Bir an önce tuvalete gitsem iyi olacak. Aha of, bayağı da bir yemişiz galiba. Çıkarması epey zor oluyor. Anne bitti. Anne bitti diyorum anne. Bitti. Anne bitti. Of bu ne biçim kakıyor. Ne var senin çocuğunun, benden iğreniyor musun? Ama çok kötü kakıyor. Yapacak bir şey yok anne. Hadi çocuğum birazcık usludur. Uslu durayım. Ben zaten uslu bir çocuğum. Ben evi temizliyorum. Sen uslu oyna. Tamam anne ya. Uslu oynayacağım ya. Tamam ya. Rahat bırak beni ya. Üşüdüm ben. Bari şu ateşi yakayım birazcık. Acaba buranın içine girebilir miyim? Böyle yatak koysam buranın içine girebilir miyim? Bir bakacağım. Şöyle şey yapsam. Aa anne kafam yanıyor. Anne. Dur. Anne. Anne kafam yanıyor anne. Anne. Anne kafam yanıyor diyorum, kafam yanıyor, bir şeyler yap anne. Oğlum sen ne yaptın? Anne bir şeyler yap anne, kafam yanıyor. Ya anne ya şu halime bak anne ya, simsiyah oldum ya. Orada ne işin var, sen orada ne yapıyorsun? Ya ne bileyim, kafamı ısıtmak istemiştim biraz ya. Ama öyle ısıtılır mı kafa? Isıtılmıyormuş, öğrenmiş oldum. Ya tamam anne tamam, ben odama gidiyorum ya. Gideyim de bari birazcık şarkı falan dinleyeyim ya. Moralim bozuldu zaten. Bayağı iyi takılıyorum ya. Oğlum sesini kız birazcık. Komşular rahatsız oluyor. Ya anne bana ne, rahatsız olurlarsa olsunlar ne? Şarkı da mı dinlemeyeyim yani? Yalnız birazcık sesini kız da komşular rahatsız olmasın. Ya anne tamam yeter, oynamıyorum bilgisayar falan ya. Yeter ya. Tamam bari birazcık yatakta zıplayayım. Sonunda yapacak bir şey buldum kendime. Oğlum ne yapıyorsun, yatakta zıplanır mı? Anne ne yapayım, kendimi burada aşağı mı atayım anne? Ne istiyorsun benden ya? Ne yapayım, hiçbir şey yapmayayım mı ben?
Anne nereye atladın, iyi misin? Ben git birazcık dışarıda oyna o zaman. Ben de birazcık kafa dinlerim. Vay, iyi tamam tamam, benim de çok kalasım yok zaten burada ama sen görürsün. Vay, annemin arabası da burada. Tamam, dışarı çık dedi bana, ben de seve seve çıkarım. Evet, annemizin arabasını sessizce ne kaçırıyoruz. Şimdi takılma zaman. Oh be, sonunda kafam rahat etti vallahi ya. Şehirde takılmaca, takılmaca. Allah Allah Allah. Eyvah, arabayı mahvettik, hem de polis karakoluna çarptık. Şimdi biz çocuk olduğumuz için bizi sorgulasına getirdiler, annemizin gelmesini bekliyoruz. Ama sen ne yaptın? Ya anne ya, bir anda kontrolümü kaybettim, vallahi isteyerek olmadı ya. Küçücük çocuk araba sürer mi? Ya sen de kötü sürüyorsun ama neyse. Anne yanlışlıkla oldu ya. Git bir düzelim araba. Benden değerli mi anne? Benden daha mı değerli araba? Hayır. O zaman ne böyle konuşuyorsun böyle? Asıl benim arabam var. Allah'ım, ben bu çocukla ne yapacağım? Ha, şimdi benim beğenmiyorsun bir de. Sürekli yaramazlık yapıyorsun. Kafamızı belaya sokuyorsun. Yeter artık, ben anne olmak istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Bırakamazsın beni. Anne! Annelik şok zannır. Anne gel buraya gel, öyle kaçmak yok. Anladığım kadarıyla Ertuğrul anne olmaktan bayağı bir zorlandı. Doğru mu Ertuğrul? Doğru doğru. Annelerimizin kıymetini bilelim, o yüzden bizim için her gün bu tarz şeylerle uğraşıyorlar. Biz birazcık abartmış olabiliriz, tamam. Yani annenizin arabasını da bu hale getirmeyin arkadaşlar, yazıktır, günahtır. Çarpıyorsanız da gidip karakola çarpmayın bari. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Yorumlara bir sonraki bölümde Ertuğrul'un neyin zorlu testine sokacağımızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.